Merhabalar. Bugün yine Bunu Biliyor musunuz programında çocuğunuz ve kendiniz için çok güzel şeyler duyacaksınız. Önce bir sorulara bakalım. İyi günler hocam. İsmim Ömer. Çok başarılı olmayı istemek doğru mudur? Başarılı olmayı çok istemek ilk defa kulağa çok hoş geliyor. Fakat başarılı olmayı çok istemek yani yüksek başarı ihtiyacı her zaman olumlu sonuç doğurmayabiliyor. Baş, yüksek başarı ihtiyacı bazen sizi ya aşırı hırsa sevk ediyor ki bu asıl hedefinizden sapmanız anlamına geliyor. Bazen okuduğunuzu anlamama ve sadece sonuç odaklı düşünmenize neden oluyor. Özetle sevgili öğrenciler, başarıyı aş, aşırı istemekle çalışma oranınızın eşit olması gerekiyor. Bunu dengelediğiniz zaman harika sonuçlar alırsınız. Hocam merhaba, adım Ege. Komşularımızın ve yakın çevremizin başarımı takip etmesi beni olumsuz etkiliyor. Bununla alakalı ne yapmamı önerirsiniz? Vallahi onlar ne yaparsanız yapın, bunu yapacak. Şimdi, yani senin dışa karşı yapacağın bir şey yoktur. Başka mahalleye taşın, orada da takip ederler. Ama senin yapacağın şey ne biliyor musunuz? Bunun doğallığını, bunun normal olduğunu kabul etmek. Sevgili öğrenciler, sürekli eleştiren olmak, sürekli hani çok ünlü bir yazarın işte kutup ayısını düşünmemeye çalıştığınız zaman aslında sürekli düşüneceğinize ilişkin bir tespiti var. Onun gibi düşünürseniz ya bunlar böyle yapıyor işte diye sürekli olarak kafanızı kurcalayacağına ya çevredir yapar. Ben de kendi yolumda yürürüm diye olumlu düşünme ve kendinizi yatıştırma yollarını seçmeniz gerekiyor. Merhaba hocam benim adım Metan. Sosyal kaygı nedir? Batman sosyal kaygı toplum içinde konuşma yani örneklerden gideyim. Biriyle tanışma kaygısı bir sosyal kaygıdır. Ve sosyal kaygı bir toplum içerisine girdiğinizde kabul görmeme, sizinle alay edilme korkusudur. Sosyal kaygının özü aslında ilk çocukluk yıllarından itibaren ...toplumla fazla işli dışlı olmanın engellenmesinden kaynaklıdır. Ve ailelerin de buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunu nasıl aşabilirsiniz? Net söylüyorum, spor, tiyatro, drama gibi toplu sosyal etkinliklerle başlayıp... ...sosyal hayata biraz kendinizi açmanız gerekiyor. Merhaba, ben Latif. İlkokulda başarılı olan bir çocuğun ortaokulda başarısı niçin düşer? Evet ilkokulda somut zeka seviyesidir. Öğretmen ne vermişse geri onu ister. Şimdi birincisi budur. İkincisi ise ortaokula geçildiğinde çocuk soyut zeka kavramlarıyla, soyut zeka durumuyla, soyut zeka ile ilgili eğitimlerle karşılaşır. Ve burada bir zorlanma yaşar. Şimdi bunun eğitim ayağı bu. Bir de aslında ergenlikle ilgili süreç var ki bu gerek beynimizdeki sinapsların yani bilgi aktarım yollarının diyelim anlaşır olması açısından budanmasıyla da alakalı yine tıptan edindiğimiz bilgilere göre ve orada biz eğitimci olarak da onu gözlemleyebiliyoruz. Algıda daralmalar olabiliyor. Çocuğu dışarıya açmak, sosyal hayatın içerisine açmak ve ders takviyelerinin doğru verilmesi durumunda bu problem aşacağınıza emin olunuz. Merhaba Filiz Çalışkan ben. Çocuğum çok başarılı ama eve geldiğinde tekrar etmek istemiyor. Bu konuda ne yapabilirim? Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Dışarıda yemek yiyen bir çocuk eve geldiğinde bir saat sonra aynı yemekle karşılaşsa yer mi yemez. Bak dikkat edin. Şimdi çocuklar ne yapıyor biliyor musunuz? Okulda dersi alıyor. Eve geldiğinde notlar, notlarıyla kafasındaki bilgi aynı. Ama dersi daha henüz aldığı için bakın buradaki bilgiyle şuradaki bilgi aynı. O yemek örneğini ondan verdim. Çocuk bu defa beyni diyor ki ona ya diyor ben bunları zaten biliyorum. Aynısını tekrar etmeyin. Anlamlandırma, farklı anlamlara ulaşma çabası sarf edin. Ve günün tavsiyesi değerli ailelere çocuğunuza vereceğiniz en iyi ödülün sevgi ilgi ve onu anlamak olduğunu çok iyi biliniz ve hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek umuduyla